Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugünkü bileklik modelimiz klips takmadan yapacağız arkadaşlar. Klipsiz modelimiz olacak. Biliyorsunuz klipsli ve klipsiz modellerimiz var. Eğer ki klipsin tabii ki ne olduğunu bilmeyen varsa bakın klips bu şekilde bir sıkıştırma aracı yani birbirine geçirme aracı. Evet arkadaşlar, gerekli olan malzemelerimiz biliyorsunuz paraşüt ipi. Eğer ki paraşüt ipi biliyorsunuz, eğer ki temin edemiyorsanız bu şekilde botlardan bakın. Bot ipleri olabilir. Asker botları veya farklı renkli botlardan elde edebilirsiniz arkadaşlar. 1 metrelik olsun, dikkat edeceğimiz hususlar. Yumuşaklığı bakın. İkisinin de aynı olsun ve yumuşak olsun. Sert olan bot ve ipleriyle olmaz. Eğer denemişseniz bize hak vereceksiniz. Evet, hemen yapımıza başlayalım arkadaşlar. Şuna malzemelerimizi alalım. İlk başta arkadaşlar bu ipimizi alıyoruz. Bu şekilde. Bilek ölçümüzden biraz daha uzun bırakıyoruz. Şu şekilde. Yaklaşık bir 40 santim kadar. Ve şimdi buradan tutuyoruz arkadaşlar bunu. Ve şöyle. Bu şekilde büküyoruz. Ve şimdi arkadaşlar büktüğümüz ipimizi arkadan bu şekilde geçiriyoruz. Şunu daraltalım. Şu kadar mesafe yeterli arkadaşlar. Ve şimdi bu ipimizi bunun yanına getirelim ve aynı ölçüde olsun arkadaşlar bu şekilde. İkinci pozisyonumuz da bu arkadaşlar. Ve şu şekilde arkadaşlar bunu birleştiriyoruz. Uzun ipler, kısa ipler bu tarafta. Uzun ipler ise bu tarafta. Şimdi bu rengimizi şöyle alıp şöyle arkadan geçiriyoruz bakın. Bu bir. Biraz daha yakınlaştırayım kameramı. Buradan geçirdik arkadaşlar. Birinci pozisyon. Uzun ipimizin teki burada. Ve hemen bunu tekrar bir daha doluyorum. Ve tekrar karşıya geçiyorum ve şurayı düzeltiyoruz. Yani doladığı bir kere geldik. Siyah ipimiz üste kalıyor. Ve şu şekilde siyah ipimizi üste aldık. Şimdi alttan geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir daha doluyoruz. Şimdi tekrar bunu üste alıyoruz arkadaşlar. Çaprazlamasına şöyle bırakıyoruz ve bunu alttan çekiyoruz. Ve tekrar üste alıyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz. Çok fazla da gevşek bırakmıyoruz. Orta kıvamda arkadaşlar. Bakın. Birinci pozisyon. Alttan alıyoruz. İkinci pozisyon. Bir daha doladık. Üçüncü pozisyon arkadaşlar. Üç hamlede bu işlemimiz gerçekleşiyor. Bir. İki. Ve üç. Ve yukarı doğru sıkıştırıyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde devam ediyoruz sona doğru arkadaşlar. Sona kadar böyle devam edelim. Ve 2-3 tane yaptıktan sonra şöyle düzeltip sıkıştıralım arkadaşlar yukarıya doğru.
şeklimiz ortaya çıksın. Evet arkadaşlar, sona kadar bu şekilde geldikten sonra son bir tane daha yapıp düğümün nasıl olacağını tekrar göstereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bir böyle geçirdik. Ve bunu böyle bitirdik. Ve şimdi son bitimde arkadaşlar uzun ipler yine bakın şöyle sağ tarafında kalacak. Kısa ipler sol tarafında. Yakından biraz daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem bunu bu şekilde şu alttakini şu şekilde tutalım. Ve bunu da bu şekilde çevirelim. Yani bu altta, bu da bunun üstünde olacak. Şu şekilde yani. Bunu getirdik. Arkadaşlar bu bir. Ve şimdi tam tersini yapıyoruz. Şimdi üste kıvırıyoruz. Bunu alta getiriyoruz. Ve şunları bakın düğümledik. Ve şimdi bir daha ilk başta yaptığımızı yapıyoruz. Ve şimdi tekrar bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem kare düğüm atmak arkadaşlar. Onu da şimdi beraber inşallah göreceğiz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar şu iki tanesi bakın siyahlar şurada kaldı. Bunların ikisi de burada kalacak. Şimdi bunları şu şekilde yatıralım. Şunu bunun altından alıyoruz. Şöyle. Şunu da bunun altına geçiriyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi bunu şu ipimizi hemen şu bakın şu aradan geçireceğiz arkadaşlar. Bu ip şurada kalıyor. Şöyle tuttuk. Ve şu şekilde geçirdik arkadaşlar. Ve şimdi şöyle çekiyoruz hepsini eşit oranda. Şöyle çekelim. Evet. Bu şekilde eşit oranda çektik mi arkadaşlar? Arkası bu şekilde oluyor. Ve iyice sıkalım bunları. Bunu yapmaktaki maksat topuz olsun ki karşı tarafa girdiğinde bir daha çıkmasın. Şeklimiz böyle yani bu kareyi andıracak şekilde oluyor arkadaşlar. Yapımımızda dikkat ettiyseniz orasını o şekilde yapıp ve en sonunda arkadaşlar bunu şöyle kesiyoruz. Çakmağımız burada. Ve şöyle yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Fazla karartmadan ve en son baktık çok yumuşadı. Hemen şöyle yapıştırıyoruz yanına. Ve aynı şekilde hepsini birden kesmeyelim yoksa düğümcükler açılabilir. Az bir mesafe bırakıp hemen şöyle yakıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle çakmağımızla bastırıyoruz. Teker teker gidelim sıradan. En son bir tane kaldı. Evet arkadaşlar bakın şeklimiz bu şekilde oluyor. Yani kareyi andıracak şekilde. Yani o maksat top olsun ki aradan çıkmasın arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz. Bunun içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde de çıkmamış oluyor arkadaşlar. Yani şu şekilde oluyor. Bilekliğimiz de tamamlanmış oluyor bu şekilde arkadaşlar. Yani sağlam, güzel, portatif, sadece bağcık ve çakmak ve bir makasla böyle bir bileklik elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu konular hakkında bizi geliştirme amaçlı yorumlarınız olabilir arkadaşlar. Bizim daha iyi hizmet edebilmemiz açısından sizler için yorumlarınız ve bizi takip etmeniz
hem bizim açımızdan sevindirici hem de sizin açınızdan iyi olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer bu konularda birbirimize destek olursak hep beraber inşallah hep güzelliklerle ve iyiliklerle beraber oluruz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir aktivite yaptığımız zaman bütün kötü düşüncelerimizi aklımızdan çıkartıp ne yapıyoruz? Hep iyi şeyler düşünmeye ve hep iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dünyaya faydalı birer insan olarak yaşamak olsun amacımız arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Takı Tasarım Atölyesi olarak. Hoşça kalın efendim.